Arkadaşlar merhaba, bu dersimizde ekranda gördüğünüz damacana sıvı dolum tesisi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Asıl konumuz TrendView'leri kullanmak. Yani bizim HMI tarafındaki kontrol başlığı altındaki trendlerin nasıl çalıştığını, bize görsellik sunan HMI'ların içindeki TrendView'lerin de görselliğin içinde bir görsellik sunduğunu görmeye çalışacağız. Burada şu videonun amacı şu, burada bir sıvı dolum noktası var, onu göstermeye çalışacağım size. Bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Burada bir valve var. Bu valve sıvı dolum işlemini gerçekleştiriyor. Ve şu an gördüğünüz gibi yaklaşık %55-%60'ları dolmaya başladı. Ve şu an vana tamamen açık ve en yüksek hızla en yüksek sıvı doldurmaya başladı. Sıvı doldurma işlemini gerçekleştiriyor. Ve devamında şu son noktaya yaklaşık %95 civarına geldiğinde hızını şurada gördüğünüz gibi bayağı bir düşürdü. Ve şu an çok çok düşük hızla ve şimdi kapattı. Yani 2-3 aşamada bir hızını azaltarak yavaşlıyor. %95'lere kadar yüksek hızda, sonra biraz kısıyor, %30'lara düşürüyor ve en son kapatıyor. Bir daha görelim. Şurada dikkat edin. Şu an kıstı ve şu an çok kısıkta ve kapattı. Buna benzer bir çalışma yapacağız. Tabii ki ilk olarak PLC tarafını tasarlayacağız. PLC tarafından sonra buradaki verileri belli skalama işlemi yapıp HMI tarafına aktaracağız. HMI tarafına aktardıktan sonra yine bir TrendView tarafında da bizim tankımız var. Faktöre tarafında o tankın da yine ölçeklendirmesi var. Onu da ayrıca yapacağız. Ve bu ölçekleme ve skalamalardan sonra sistemimizin takibini HMI panelden gerçekleştireceğiz. İlk olarak programımızı yazmaya başlayalım. İlk olarak yapacağımız şey şu. Faktöre tarafında driver'a gelelim ve kullanacağımız inputlara bakalım. Burada seviye level meter, onu IV30'a attım ve buradaki fill valve yani doldurma valve'ini de QV30'a attım. Burası double integer ise configuration tarafında numerical yani sayısal veri tipini double word değil de word yapalım. Ve başlangıç adresi de 30 olsun. Input ve output da 30 olabilir. İkisi de 30 olsun. Bool tipini kullanmayacağız. Şuradaki modelimizde şu an biz STD ile çalışma yaptığımız için Factorio'nun template'i gördüğünüz gibi CPU 1211 olduğu için burada bu seçilmesi gerekiyor. Ayrıca da TIA portalımızda versiyon 13 olduğu için bu seçiliyor. Ve burada şöyle başa gelelim. İlk olarak burada bizim bir karşılaştırmaya ihtiyacımız var. Büyük eşittir diyerek onu seçelim. Büyük eşittir seçtim. Ve IV30 alanını aldım. Ve ayrı alt tarafa da bir tane MV0 isimli bir alan oluşturdum. Tabii ki bunun veri tipini şurada integer olarak belirtmem gerekiyor. Ve ben bu MV0'ı HMI tarafına aktaracağım ve bu HMI tarafında buna 0 değerini vereceğim. IV30 yani buradaki bizim sensörümüz, level meter'ımız bize bir değer gönderecek ve ilk ölçtüğü değer haliyle boş olduğu için 0 olacak. Bu 0 olduğu zaman biz de 0 yazdığımız için çıkış olarak buraya bir tane mov komutu yükleyelim. Hızı 27.648 olsun. Yani en yüksek hızda yani valve'i tamamen açık olsun. Ve o da burada Factorio tarafında QV30 alanına bunu aktarmamız gerekiyor. Onu da şurada yazarsak tamamdır. Şuradaki isimlendirmeleri de yaparsak daha iyi olur. Şu an doldurmaya başladı sistem ve en yüksek hızda akmaya başlıyor. Ve bunun seviyesi şu en tepeye %95'e geldiği zaman biz bunun hızını azaltmak istiyoruz. Onu da şurada Shift F8 yaptım. Yine bir tane karşılaştırma komutu. Yine IV30, yine ben buradan seviyeden sensörüyle karşılaştırma yapacağım. Ancak farklı bir adres yazmak istiyorum. MV2 yazacağım. Bu MV2 yazmadan önce şu değerleri de bir HMI'de yazacağımız için bunları da yine MV olarak verelim, HMI'de girelim. Operatör burada PLC tarafıyla programlama yapamayacağı için tüm girdileri biz HMI tarafına aktarmamız gerekiyor. MV2 yaptım. Bunu da MV4 yapalım. Ve burada IV30, MV4. Buraya operatör, yani biz şöyle bir değer gireceğiz. %95 yani 25.000 gibi bir değer gireceğiz. Yani %10'u 2700 yapar. %95'i de 27.648'den 1350 gibi bir şey çıkaracağız. Yani 26.000 küsürlü bir değer girdiğimiz zaman IV30 bunu ölçtüğü zaman buradaki karşılaştırma sağlanacak. Ve bu sefer de şöyle bir değişiklik yapacağız. MV4 diyeceğiz. Buradaki valve açıklığını bu sefer yine QV30'a aktaracağız. Tamamen açık olması için 27.648 girerken şu seviyeye geçtiği zaman seviyemiz ne yapacağız? Buradaki hızı biraz daha, buradaki açıklığı biraz daha azaltacağız. Yani 2000-3000
5000 gibi bir değer vereceğiz ki burada yavaş akma gerçekleşsin. Ve son olarak da en alt tarafa şunu alalım ve bu sefer de MV024 şu MV6 olsun ve şuraya da MV8 girelim. MV8 ile girdikten sonra mol komutunu alalım. Şuraya da MV10 girelim. Seviye sensörümüz 27648. Buraya da 27648 gibi bir değer gireceğiz ve yani tamamen dolduğunu gördüğümüz anda buradaki değeri 0 yazacağız ve valve'imiz tamamen kapanacak. Bu şekilde PLC program tarafını şimdilik tamamlayalım ve HMI tarafına geçelim. Ve bunların hepsini şurada main block tarafından, program tarafından çektik template tarafına. Ve şimdi ana ekran tarafına geçelim. Ana ekran tarafında gördüğünüz gibi zaten sağ tuş, properties tarafı, general tarafında template burada seçili olduğu için direkt buraya geldi. Buraya gelmeseydi oradan seçmemiz gerekirdi. Trend view şuradan tutup şöyle bir tane trend view'imizi aldık. Bizi ilk ilgilendiren nokta trend tarafı. Şurada bir tane oluşturdum ve bu bizim su seviyesini ilgilendiren kısım. Su seviyesi dedik. Style tarafında şuradan rengini kırmızı yapalım. Interpolated, bu da modu. Burada interpolated olabilir, diğerleri de olabilir. Gösterimle ilgili. Solid kalsın, trend value kalsın, bu kalsın ve kaynak ayarları. Kaynak ayarlarında tagımızı vermemiz gerekiyor. Tagımızı vermeden önce biz ilk olarak trend view'i şöyle bir yarıda bırakalım. Bu kısım kadar yapılanlar tamam. Şundan sonrası için HMI tarafında bir alan oluşturmamız gerekiyor. Skalama yapmak için. Şurada iki tane alana ihtiyacım var. Bunların bir tanesi level meter skala diyelim. Karışmasın, benzer yapalım. Level meter skala. Diğeri de fill valve skala diyelim. Ve bunların ikisi de word. Hatta hepsi word alan. Ve burada level meter skala için PLC'den olduğunu belirtmek için buradan seçmem gerekiyor. Level meter'ı buradan seçtim. Ve benzer şekilde fill valve için de buradan seçelim. Burada seçtik ve burada skalama için yani buradaki HMI tagımızın sağ tuş properties tarafına gelip burada özellikler kısmında 27648 arasında geliyor ve biz bunu HMI tarafında istediğimiz sınırlar arasında ölçeklendireceğiz. Bunu 0 ile 100 arasına ölçeklendirelim. Bilvarş skalanın da sağ tuş properties tarafı linear scaling, burada skalama özelliği ve bunun da 27648 değerini şurada 0 ile 10 arasını ölçeklendiriyoruz. Neden 10 arasını? Çünkü bizim buradaki valve'imiz 0-10 volt. Biz o şekilde onu görmek istiyoruz. 0-10 şeklinde daha iyi anlarız valve'in durumunu. Ancak level sensörde 0 ile 100 arası yaptık. Onu da aslında 0 ile direkt 300 de diyebilirdik. 0 ile 100 olsun şimdilik. Kaynak kısmında proses tarafına gelip burada istediğimiz skalama değerlerini buraya yansıtacağız. Bu HMI'nin içinde bir HMI gibi bir durum bu trend view'ler. Burada biz su seviyesi için level meter skalayı yazacağız ve şurada ok'a tıkladık ve onayladık. Benzer şekilde şurada da valve'imizle ilgili valve açıklık diyelim. Onu buradaki rengini değiştirelim. Rengi de mavi olabilir. Interpolated olsun ve solid olsun. Buna da ok tıkladık ve kaynak kısmında değiştirmemiz gerekiyor. Şurada process value data kaynağımızı fill valve scale edeceğiz ve ona da ok'a tıkladık ve buradan da 1 saniyede bir ve onayladık. Side tarafı için ise solda ve sağda hangisi gözüksün? Biz burada sol tarafta su seviyesini, sağ tarafta valve'i ölçeklendireceğiz. Şu an hatta %100 diyor. Bunları da değiştireceğiz. Birini 300'e diğerini 0 ile 10 arasında ölçeklendireceğiz. Su seviyemiz solda olsun. Onun için left kalsın. Valve'imiz de sağda olsun. Onun için de burada right diyoruz. Ve bunu onayladık. Ve şimdi buradaki ölçeklendirmeyi de değiştirelim. Yani bize burada 0 ile 100 arasında skalama özelliği gerçekleştirdik. 0 ile 27648 değerini. Benzer şekilde aynı değeri 0 ile 10 arasında ölçeklendirdik. Skala tagına, HMI tagına. Ve buradaki trend view tarafı için de bunu burada bir kez daha ölçeklendiriyoruz. Şu alt tarafta left value axis. Bunu burada 0 ile 300 olarak seçtik. Right value axis'i de 0 ile 10 arasında seçtik. Şu noktayı anlamaya çalışın. Sizin sensörlerinizin ya da valve'inizin ölçtüğü değerler 0 ile 27648 arasında bir değer olarak 15 bitlik örneğin bir modül düşünün. Değer olarak size geliyor ve siz bu değeri
ölçeklendiriyorsunuz HMI taktiği. Bu sizin PLC'nize geldi ve siz bunu HMI tarafına içinde bir tag olarak ölçeklendiriyorsunuz. Ve örneğin siz bunu 0 ile 100 arasında ölçeklendirdiniz. Ardından HMI'nin içindeki trend view var. Bu trend view'de de ekstra bir kez daha ölçeklendiriyor. Şu alt tarafta hatırlarsanız left value axis, right value axis. Bunun içinde ayrıca örneğin 0 ile 10'a, su seviye sensör içinde 0 ile 300'e. Onun içinde burada örneğin 0 ile 300 arası su için ve valve içinde 0 ile 10 arasında ayrıca bir kez daha ölçeklendirmiş oldu. Sistemimizin çalışmasıyla ilgili birkaç noktayı hatalar çıktı. Onları düzelttim. Ve şimdi çalışmasına başlamadan önce o kısımları göstereyim. Öncelikli olarak burada bizim ekranımızda main block tarafında oluşturduğumuz PLC tagların karşılığı olan skalama tagı vardı HMI tarafında. Oraya gelirsek burada level meter skala ve fill meter skala. Bunların orantılarını buradaki PLC tarafı aynen kalıyor. Şunları 0'a 300 yapalım. Daha uygun olacaktır. Fill valve skalanınki aynen kalsın. 0'a 10 olarak kalsın. Ki şurada takibini yaparken, dersi anlatırken daha uygun olacaktır. Burada ayrıca sol tarafı 0'a 300 olarak ölçeklendirmiştik. Bunu 0'a 10 olarak ölçeklendirmiştik. Sistemimizi başlattık ve şu an 10x slow motion'da izlemeye başlayalım. Şu trend view tarafındaki şu sol tarafta 0'dan 300'e kadar olan kısmı şu kırmızı çizgiyle takibini yapıyoruz. Şu an su seviyesi yaklaşık 20 santim civarlarına geldi ve burada da gördüğünüz gibi 18 santim, 19 santim. Yani şuradaki bizim IO filter'ımız burayla eşleşti ve bizim burada analog cihazımız, seviye sensörümüz aldığı değeri 0.27.648'i 0 ile 300 arasına buradaki IO filter'a aktardık. Tabii ki bu HMI tarafında oluşturmuştuk bu tabi. Ölçeklendirdik. Liner, linear scaling yaptık ve ayrıca trend view tarafında da benzer şekilde 0'a 300 arasına sol tarafı left side olarak yine ölçeklendirdik. Ve bunun takibini şu soldan yapıyoruz. Ekstra olarak sağ tarafta da 0 ile 10 var. Gördüğünüz gibi bu 0 ile 10'u da şurada doldurma valfi artı 10 yazıyor. Şuradaki mavi çizgi en tepede şu an. Ve sağ tarafa baktığınızda 10'a karşılık geliyor. Ve şurada da gördüğünüz gibi 10. Şu an tam hızda doldurma işlemi gerçekleştiriyor. Ve biz şimdi ilk olarak ne yapacağız? Burada 57, şu an 57 santim civarlarında bakalım. Yaklaşık 60'lara geldi. 60'ı geçiyor ve 65'lere doğru gelmek üzere. Ve bizim buradaki ilk durağımız yaklaşık olarak su seviye sınırı 2'deki 25.000 değeri. 27.648 300 santime geliyor. Yani her 2700 30 santime geliyor. 27.648'den 2700 çıktık mı hemen hemen buraya geliyor. Ve yaklaşık olarak şu değer %90'a ulaştığında, yani 300 santim %90'ı 270, yani şuradaki değerlere geldiğimizde, şuradaki 270 değerine ulaştığımız anda valve açıklığı burada düşme gerçekleşecek. Şu an 27.648'de çalıştığı için 10 volt olarak valve'in tamamen açık olarak sıvı akışını gerçekleştiriyor. Ama burada gördüğünüz gibi 5000 gibi bir değer, yani 0-27.648 arasında 5000 gibi bir değer hemen hemen %27.000'e geliyor. Şu tamamı %100 ise 5000'de %21-22'dir. Yani yaklaşık olarak 2 volt gibi bir değer vereceğiz. Ve şuradaki doldurma işlemi hemen hemen %20'ler itibariyle, yani bayağı bir azalarak doldurma işlemi gerçekleşecek. Ve sonrasında 27.000 değerine ulaştığımız anda sıfıra vuracağız ve tamamen kapanacak. Ve buradaki çizgisel trend view tarafındaysa şöyle aşağı doğru bir vurma işlemi, yani şuraya vuracak. Tabii ki ilk olarak şurada 2 seviyesine, sonrasında 0'a gelecek. Şu 2 seviyesine inmesi için şu kırmızının hemen hemen şu 270'e kadar gelmesi gerekiyor. Kırmızı 270'e geldiğinde mavi 2'ye gelmiş, onu bir görelim. Şurada biraz hızlandırıyorum. Şöyle tabii ki buradan dikey olarak daha kısa zaman timing alanına çekebiliyorsunuz. Şöyle şu an 220'lere doğru yanaştık. Gördüğünüz gibi 260, biraz yavaşlatıyorum. Şu an 251'lerde, 264'te gelsin yavaş yavaş. Ve şu an valfimiz şuradan 10'dan 2'ye düşmesi lazım. Ve şuradaki azalması gerekiyor. Şu an 270'e geldi. Ve gördüğünüz gibi direkt şu tarafa 2'ye düştü. Ve sıvı akışımız yavaşladı. Şu an 2 ile valfimiz doldurma işlemini gerçekleştiriyor.
Şu an yaklaşık olarak 280'leri geçtik. 27.640, yani 299, hemen hemen %100'ü dolduğunda şu iki sıfıra inmesi gerekecek. Şuradaki sıfır olarak TrendView tarafında ve IOFile tarafında göreceğiz ve haliyle buradaki simülatör tarafında da bunu görmemiz gerekiyor. Şu an yaklaşık olarak nerede? 293'lerde, burada gördüğünüz gibi 290'larda bu dolma işlemi gerçekleşsin. Tabii ekstra olarak da şu detayı da belirtmem gerekiyor. Şurada ortada bir cetvel var. Şu çizgi de sizin çizgiyi koyduğunuz yere göre sol taraf ve sağ taraftaki çizgilerin değerini veriyor. Yani şu kırmızı yerinin ve mavi yerinin. Örneğin ben en sona götürdüğüm anda gördüğünüz gibi şu an level meter 293 ve buradaki de 2. Yani buradaki IOFile'lerimiz olmazsa şuradaki gözle göremiyorsunuz tabii ki. Tam olarak hesaplayamazsınız. Şu cetvelle alt tarafta tam olarak değerini görebilirsiniz. Şu an 295'e 2 değerini gördük. Ve yavaş yavaş bu artsın. Ve 300 olduğunda buranın 0 olduğunu görelim. Ve gördüğünüz gibi şu an 0'a düştü. Bunu ölçeklendirmeseydik burada direkt olarak 27.640'ın üzerinde bir değer görürdük. Ölçeklendirdiğimiz için bu şekilde 300 olduğunu gördüğümüzden burayı geçtiğini düşünüyoruz ve 0 değerine düştü. Burada duck all tax diyelim ve şurada discharge valve ile şunu biraz boşaltalım. Tabi şuradaki 12'si aldım. Hızlı bir şekilde bunun boşaltılma işlemini gerçekleştirdik. Epey de boşaldı. Ve gördüğünüz gibi eğri direkt değişti. Şu an seviyemiz yaklaşık 250 civarlarında. Gördüğünüz 245. Ve doldurma valve'i kendini hemen yukarı attı. Yaklaşık 10'a çekti. Çünkü buradaki sınırların dışında şu başa 25.000'in altına düştüğü için hemen şuradaki valve açıklığını en yüksek noktaya çekti. Ve şu an boşaltma doldurmadan daha güçlü olduğu için valve sürekli olarak kendini onda tutuyor. Ve buradaki değer de aşağı yönlü inmeye başlıyor. Şunu aşağı yönlü kısarsam şöyle ve şu an yukarı yönlü dönmeye başladı. Çünkü doldurma işlemi daha güçlü akmaya başladı. Bu şekilde bu dersimizi tamamlayalım. TrendView'leri görmüş olduk. Yine önemli derslerden bir tanesi. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.